Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir hasır çantamızı çalışacağız. Ee, bakın burada görmüş olduğunuz gibi çantamızı ben hazırladım. Ee, bitirdim. Şimdi size yapımını anlatacağım elimden geldiğince. Ee, şu şekilde göstereyim yine çantamızı kulplarını hepsini yapacağız. Birazdan hepsini göstereceğim arkadaşlar. Malzememiz için e, bu çantalarımızda en güzel kağıt tiplerimiz. Bakın şöyle ben sardım hazırladım bu kağıt tipleri. Sarılmış e, kağıt tipleri de var. Biliyorsunuzdur hanımlar. internette bütün ipçilerimiz de var. E, ben çile gibi alıyorum ve kendim sarıyorum. E, şimdi bu bir tane de çantamızı ben Bitirdim. Tabi aşama aşama göstereceğim size ta başlangıçtan itibaren nasıl yapıldığını şu şekilde göstereyim. Bitirdikten sonra şu son sırasını bıraktım size e, anlatımda burayı da göstereceğim şimdi. Bunu da bırakalım bu tarafa. Bakın şöyle. Şimdi ben e, videoda kağıt iple yapılması zor oluyor diye arkadaşlar size bu ipten göstereceğim başlangıç olarak bu ip ile göstereceğim kağıt ipimi zaten tek kat öreceksiniz arkadaşlar ve bu çantayı 3 numara bakın 3 numara 3 mm yazıyor arkadaşlar 3 numara tığ ile öreceksiniz şöyle göstereyim fakat ben şu iple yapacağım için bu ipe uygun olarak bunu seçtim. Gerçi onunla da yapabilirim. Hiç fark etmez. Şu tığ biraz daha kalın diye. Malzememiz bunlar. Bir de şu arkadaşlar bu kulpumuzu buraya mont etmek için bakın şöyle metal. iki tane aslında buraya bir tane daha konulacak. Modelde de öyleydi. Ben şuraya aralara bir ter, birer tane daha perçin atacağım. Bu perçini de ayakkabıcılardan aldım ben buldum. Çantacılarda da vardır. Aksesuarcılarda da vardır. Onu oraya birleştireceksiniz arkadaşlar. Yani bulamayan da dikebilir. Kulpları nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak bu çantamızda Orta yerinden tam 17 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu 17 zincirimizi bitirdikten sonra şu 17'yi unutmuyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir çekip milistü alıp bu modelimizin hepsi trabzan değil, çakma trabzan diyorlar buna. Diğer adıyla yalancı trabzan diyorlar arkadaşlar. Şimdi milistümüzü aldık. Şurası 17. bitiş noktamız değil mi? Bu 17.yi yani son yaptığımız zinciri ilmeğimizi takıp Hepsini bir anda çıkartıyoruz modelimiz bu aslında milüstü alıp Yan taraftaki aynı Zincire takıp Hepsini birden alıyoruz Şöyle yapsak da güzel olur Şimdi örneğimiz bu bir alıyoruz arkadaşlar bir yanı diğer yanındaki Zincire şuraya her birine yani 17 tane başa kadar bu şekilde milüstü alıp ilmeğimizi oraya takıp hepsini bir anda çekiyoruz milüstü alıp yan taraftaki ilmeğe takıp hepsini birden çekiyoruz yani bu yalancı trabzan oluyor arkadaşlar Mil üstü alıp iki kere de çekmiyoruz. Tek seferde çekeceğiz. Mil üstünü alıyoruz. Bakın. Tek seferde çekiyoruz. Bu diğer başa kadar 17 tane olana kadar arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz. başta yaptığımız zinciri de sayacağız tabi bakın arkadaşlar şunu Şu iki tane zincir çekip dönmüştük şimdi buradan başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bununla birlikte 17 olması lazım arkadaşlar ben bir tane fazla yaptım 17 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 Şimdi 17 yaptıktan sonra bu köşeye geldik Burası köşe yapacağız şimdi buradan arkadaşlar şimdi burada 1 2 zincir çekiyoruz 2 zincir çekip mil üstümüzü alıp şu tam en son battığımız yer şu en son battığımız ilmeğin dibine şuraya arkadaşlar şuraya bir tekrar mil üstü alıp aynı yere iki sefer batıyoruz şu zinciriniz küçük oluyoruz arkadaşlar ben bu ipte gösteriyorum size kağıt ipte böyle. Durmuyor biraz daha kağıt örülmesi zor olduğu için arkadaşlar bu köşedeki zincirimizin iki tanesi burada bayağı delik duruyor bakmayın buradaki ipimiz ince olduğu için böyle delik nerede diyeceksiniz ama burası köşe olacak şimdi aynı yere yani şu 17 battığım yer vardı arkadaşlar bakın şu 17 yer İki zincir çektim milüstü alıp iki tane çakma trabzan yaptım aynı yere Tekrar iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Mil üst alıyoruz. Aynı yere bir tane şu şekilde olacak. Çakma trabzanımızı yaptık. Yani şunun karşılığına trabzan yerimizi yaptık. 17 tane tekrar yaparak geliyoruz arkadaşlar yan yana. Hemen bakın şuraya Yandaki ilmeğin içine milüstü alıp hiç ilmek atlamadan, zincir atlamadan bakın şu son yere ne yaptık? Bir tane yaptık, iki tane tekrar battık, bir tane tekrar battık şu aralara iki zincir çekerek. Şimdi arkadaşlar milüstü alıp tek seferde çekerek 17 taneyi yani her bir ilmeğin karşılığını yaparak diğer tarafa kadar gidiyoruz. Şimdi sayıyorum arkadaşlar. Ne kaç tane oldu? Şu an 16 oldu sanırım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 evet 16 oldu. Bakın şu ilk başta zincir çekmiştik hatırlarsanız. 2 tane. Mil üstü alıp bu zincirin ilk başlangıç yerindekine bir tane batıyoruz şuraya. Ve onun karşılığında da tamamladığımız zaman 17 tane olmuş oluyor. Sonra 2 zincir çekip mil üstü alıp aynı yere şu köşede yaptığımız gibi 2 tane daha çakma trabzan yapıyoruz. 1-2 Evet burada da köşemizi oluşturduk. Ve birleştirme yerimiz her zamanki gibi diğer motiflerimizi de belli olmasın diye arkadaşlar tek zincir çekiyoruz. Mil üstümüzü alıyoruz. Hemen bu zincirin ilk başına başlangıç noktasına <laughs> affedersiniz şu hemen başlangıç noktasına şuraya takıp çekiyoruz ve hepsini birden alıyoruz. Bir bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Dikdörtgen olarak köşelerimizi kurmuş olduk. Bakın burası hep bitiş noktamız böyle olacak. Burada tekrar 1 2 Zincir çekiyoruz şurada başladığımız gibi. Hemen içine milist alıp bir tane çakma trabzanımızı yapıyoruz ve milist alıp diğer hemen iç tarafa geçiyoruz ve böylelikle bütün karşı tarafa diğer köşeye geçene kadar yalancı trabzanımızı örüyoruz. Çakma trabzan biraz şey geldi değil mi arkadaşlar? Yalancı trabzan diyelim. Genelde çakma diyorlar. Ama biz yalancı diyelim yeni de. Şimdi yalancı trabzanımızı te karşı tarafa diğer köşemize gidene kadar şu ilmeğimizi sonra yürütürüz arkadaşlar buraya kadar geldik. Burada iki zincir çekmiştik değil mi arkadaşlar? Bu iki zincirin içine mil üstümüzü alıyoruz. Yalancı trabzanımızı bir ve iki tane örüyoruz. İki zincir çekip mil üstü alıp aynı yere iki tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Burada köşe yaptık yine bakın. Ve mil üstü alıp Artık şuraya yapmıyoruz arkadaşlar. Buralara e, motiflerde genelde yapılır ama biz şu ilk başlangıç yerine yapmıyoruz. Direkt ortadaki yaptığımız yere şuraya milistü alıp çekiyoruz ve diğer köşenin boşluğuna Bir 2 tane yaptık. Burada köşe oluşturup 2 zincir çekiyoruz tekrar. Milistü alıp aynı yere 2 tane daha batıyoruz. Bakın. Ve mil üstümüzü aldık. Burada bir köşe daha oluşturmuş olduk arkadaşlar. Mil üstünü aldık. Şuralara hiç batmıyoruz arkadaşlar. Direkt orta yere. Ve diğer karşı tarafa gidene kadar yalancı trabzanlarımızı örüyoruz arkadaşlar. Bakın burada da köşe oluşmuş oldu gördünüz mü? Şimdi katipte örerken bu delikleriniz daha belli olacak. Çünkü katip biliyorsunuz zor örünümü. Şimdi bunu diğer tarafa kadar aynı şekilde örüyoruz. Milüste alıp batıp hepsini birden çekerek bir defa da çekiyoruz karşı tarafa geldik şimdi burada da bakın arkadaşlar mil üstümüzü tekrar aldık aynı işlemleri yapıyoruz bir iki tane battık 1 2 zincir çekiyoruz aynı yere tekrar batıyoruz diğer yerde yaptığımız gibi mil üstümüzü alıp şuralara yapmıyoruz arkadaşlar direkt ortadaki ilmeğe ve boşluğa iki tane yapıp bak şimdi kapatacağız burayı her zaman kapatma işlemimiz aynı oluyor arkadaşlar şöyle göstereyim ben size bir zincir çekiyoruz milli sütü alıp 2 zincir çekmiştik başlangıçta değil mi arkadaşlar? Burayı hatırlamak için buraya çatal iğne falan da koyabilirsiniz. başlangıç yerinizin olduğunu belirlemek için arkadaşlar. Bir tane zincir çektik, mil aldık. Bu iki zincirimizin tab başına baş noktasına şöyle yapıp hepsini birden çekiyoruz. Ve burada köşemiz oluşmuş oldu. Burası bitiş noktamız oluyor. Sonra burada 2 zincir çekip Bakın şu şekilde arkadaşlar dikdörtgen şekilde yapmış olduk. Ayrıca bir sırasını daha göstereceğim. Bir üstümüz alıyoruz. Aynı yere bir. Bu başlangıçta bir defa. Çünkü şunu da yap. Şu iki zincirimizle birlikte iki tane olmuş oluyor arkadaşlar. Bunları sakın unutmayın. Sonra bir tarafımız çok genişler çantamızın yani şu kısım göstereyim ben size atıyorum şu kısım çok genişler orada artırmanızı fazla yaparsanız iki zincir çekip de bunu yaptığımız zaman içlerine nasıl iki tane artırma yapıyoruz burada da iki tane artmış oluyor şimdi zincir çekip bir tane dolduruyoruz bu başlangıç yerimiz böyle bir üstü alıp Hemen şuraya değil arkadaşlar bakın hemen şuraya devam ediyoruz. Bu şekilde diğer tarafa kadar gidiyoruz. Yani köşelerimizi kurduktan sonra her sıramız aynı olacak arkadaşlar. Ee, gösterdiğim şekilde ilerlerseniz her sırası aynı şekilde gidecek. Başka da bir şey yok. 18 sıra öreceğiz böyle. Bizim kaç oldu? 3. sırayı örüyoruz şu an. Sonuncuyu ördüm. Şimdi köşeye geldim yine. Bakın her sıra böyle olacak. Bir alıyorum. Aynı yere bir, iki tane taktım. Yaptım. 2 zincir çekip milist alıyorum. Aynı yere bir, iki tane dolduruyorum. Milistimi aldım. Buraya yapmıyoruz, değil mi arkadaşlar? Direkt orta yerine, yani bir tanesinin sonrasına. Yani şu normalde şuraya yapardık ya, oraya yapmıyoruz. Hemen içine. devam ediyoruz. Her bir ilmeğin içine yapıyoruz. Mil üstümüzü aldık, boşluğa geldik. Tekrar iki tane yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere köşemizi oluşturup iki tane yapıyoruz. Mil üstümüzü alıp hemen buraya devam ediyoruz. Buraya kadar anlaşıldı sanırım arkadaşlar. Çünkü bunun üst tarafı 18 sıra olana kadar bütün köşelerimiz böyle köşelerden artırarak şuraya geldik. Köşemizi yaptık. Şuralara değil, şuradan hemen içlerinden direkt örerek bakın bu şekilde yapıyoruz. Şu köşeye daha gelelim arkadaşlar tekrar. Geldim köşeye. Bir, iki tane yapıyorum. iki zincir çektik. Aynı yere tekrar iki tane yapıyoruz. Mil üstümüzü aldık. Hemen şuraya devam ediyoruz. Bakın buradan sonra hemen direkt ortaya bir iki zincirimiz iki tane trabzanı yapıp iki, bir zincir çekip mil üstü alıyoruz ve ilk başlangıç zincir noktamızda örgümüzü kilitliyoruz bu kadar bakın diğer tarafta böyle arkadaşlar bu şekilde 18 sıra örüyoruz arkadaşlar Şimdi bunu bırakalım. 18 sıra bunu devam ediyoruz. Gösterdiğim şekilde hiçbir değişiklik yok. 18 sıra bitirdikten sonra bu kenar kısmına yani şuraya hani e, sepet kenarlarında falan da ya da çanta ağızlarımıza yapıyoruz ya arkadaşlar. Şunun gibi. Şimdi burada göstereceğim. Bu yarım bıraktım sizlere göstermek için. Yani ilmek kaydırıyoruz. Şu ağız kısmımız daha güzel olsun diye şurası bir de dikişimiz muntazam dursun diye dört bir kenarını da arkadaşlar bakın burada gösteriyorum bittikten sonra dört bir kenarını da ilmeği çıkartıyoruz içinden kaydırıyoruz takıyoruz her deliğe ilmeği çıkartıyoruz içinden Örmeden geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın e, kağıtiple zor demiştim ya hani şimdi burada göstermesi de biraz şey oluyor. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu hepimiz biliriz zaten. E, bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Her bir deliğe yani ilmeğe tığımızı taktık, ilmeğimizi çektik. Bunu buradan içerden kaydırıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Her bir ilmeğe takıyoruz. İlmeğimizi çıkarttık ve içinden geçirdik. Taktık, çıkarttık ve ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu kadar. Şöyle göstereyim size. Ben e, tabii şöyle yapıyorum. Çıkartıp Mesela şip olsun diye direkt çıkartırken içinden geçirebiliyorum arkadaşlar şöyle bu şekilde biraz bunu yaparken arkadaşlar içinden geçirme bu tekniği yaparken e, biraz gevşek bırakın ki burası çok sık olmasın diye en son çevremizde de bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da bu şu içinden kaydırma tekniğini ördükten sonra iki çantamızı birbirine ters yüzleri gelecek şekilde dikeceğiz. Nasıl mı dikeceğiz arkadaşlar? Hani dedim ya bakın bu geçirme tekniği yaptık değil mi? Şu en son sıra şu az önce gösterdiğim gibi bütün her tarafı yaptıktan sonra bu e, şurada kalan ilmeği değil de bakın şu içeride size göstereceğim şimdi şu iki tane olanı şu üsttekiler kalacak bakın buradaki üstteki de kalacak buradaki de üstte kalacak düz bir şekilde şüphe, böyle tuttuğunuz zaman çantanızı ters içerisi ya Buradan da dikebilirsiniz. Tersten de dikebilirsiniz. Bakın şurada göstereyim size. Bakın. Düz yerleri kalıp içerideki ilmeği dikiyorsunuz. Yani şunları bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şu ilmekleri, şu iki tane olan ilmeği dikiyorsunuz. Şu düzleri kalıyor. Bu kadar. Yani dikmede bir şey yok arkadaşlar. Çok basit. Ee, Burası böyle. Şimdi kulpumuza gelelim arkadaşlar. Kulpumuzu e, tekrar ben size aynı ilmekten pardon aynı iplikten göstermek istiyorum. E, dediğim gibi biraz katip örmesi zor olduğu için burada şimdi sizin anlayabileceğiniz şekilde yapmak istiyorum. Aynı iplikten şimdi tam 50 tane e, Bakın bu renklerim istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İster aynı renk yapabilirsiniz, ister ayrı renk yapabilirsiniz. Şimdi kulp içinde çantamızı bitirdikten sonra 17 pardon 50 tane zincir çekiyorsunuz. Ben biraz küçük çekeceğim. Size göstermek için yaptığım için bu 50 tane çekmeme gerek yok. Farz edin ki bu 50 tane oldu. Siz 50 tane zincir çekeceksiniz. Kulp için kağıt iplikli arkadaşlar. 50 taneyi çektikten sonra bakın. Buraya çok dikkat edin. Hemen ilk zincirimizi sık iğnemizi yaptık. Değil mi? Bir tane. Şimdi bir diğerini yaparken şu ilmeği alıyoruz. Diğer yandaki zincire takıyoruz. Önce bunu çıkarttık. 3 tane kaldı. Bunun hepsini birden çekiyoruz. Tekrar şu son ilmeğin şu şurasına takıyoruz. Bakın. Yandaki ilmeğe birlikte soktuk. Çıkarttık. Ve üçünü birden alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şu ilmeğe milimizi tığımızı taktık. Yandaki hemen ilmeğin boşluğuna zincire takıyoruz. Ve üçünü birden çıkartıyoruz. Bakın hasır gibi görünüm oldu arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Şu ilmeğimizi tığımızı takıyoruz. Onunla birlikte yandaki zincire boşluğa taktık çıkarttık hepsini birden çekiyoruz şununla diğer yanındaki ilmeği çıkarttık hepsini bir çekiyoruz şuradan taktık bakın hemen yandaki ilmeğe hepsini bir örüyoruz yani bu sıramız hep böyle arkadaşlar. Bu ilmekle diğer ilmeği birlikte çekiyoruz. Hasır görünümlü oluyor arkadaşlar. Bu 50 ilmeğinizi de bu şekilde bitirene kadar diğer uca gelene kadar devam ediyorsunuz. Şöyle hasır gibi görünümü göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın. Bu kulpu her yerde başka çantalarınızda da kullanabilirsiniz. sona geldik. Bu sonda arkadaşlar son ilmeğimizi aynı yere tekrar batacağız şimdi. Köşe olmuş olacak. Yani şey yuvarlak yer olmuş olacak. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. Aynı yere 3 tane batmış oluyoruz ve yuvarlanıyor. Tekrar aynısını takıp arkadaşlar hemen yanındaki ilmeğe şu şekilde çekiyoruz. Bakın aynı şeyi tam karşı tarafına yapıyoruz. Yani zincirin etrafını bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Köşeye gelince aynı yeri üç kere yaptık. Bunu taktık aynı yeri üç kere e, batmış olduk. Bakın hazır görünümlü oldu arkadaşlar 50 tanenin çevresini bu şekilde örerek çantamızı bitiriyoruz arkadaşlar Son köşeye geldik. Burada da bir aynı diğeri gibi bir tane yapmıştık zaten. Bir daha yapıyoruz. 3 tane yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ve son zincirimizin son ilk başladığımız yerin tam başına kilitliyoruz burayı. Bakın bu şekilde. Ve son sırası burada bir zincir çekelim arkadaşlar bir zincir çektik. Hemen yandaki deliğimize şuraya ilmeğimizi taktık ve içinden geçirdik. Aynı çantamızın şu en son sırasında yaptığımız gibi arkadaşlar. Yan tarafa geçtim. İlmeğimizi taktım, çıkarttım ve içinden geçirdim örmeden. Son sıramızı da ilmek kaydırarak Tüm ilmeklerimizin içinden geçirerek bu şekilde bakın daha bunun tazam olması için kenarları sarkmaması için ilmek kaydırarak arkadaşlar tüm kenarlarını bu şekilde e, bitiriyoruz buraya geldiğimizde de ipimizi kıracağız. İki tane, iki renkten şöyle göstereyim size. Birini mavi, birini kendi renginden yaptım. 50 ilmek attım, aynı şekilde örerek bütün çevresini yapıp iki tarafına bu perçinlerle siz dikebilirsiniz dediğim gibi. Yapamazsanız bir ayakkabıcı falan hemen yapıyor bunları. Bundan takabilirsiniz. Ben orada buldum. Ve şu kenarları arkadaşlar böyle bir deri ben evde olan derilerle deri e, bağcıklarla buraya süs olarak bağladım. Bunun hiçbir fonksiyonu yok şu an arkadaşlar. Çünkü aslında bu e, çantamız en güzel raf yepinden de oluyor. Raf hem biraz pahalı olduğu için ve e, genelde müşterilerin kağıt ipi tercih ettikleri için bakın şöyle bu kağıt tip e, olsaydı. Böyle kendiliğinden böyle daha zarif duracaktı. Bu biraz sertlik duruyor ama çok kullanışlı bir çanta oluyor arkadaşlar şu şekilde. Yani böyle durduğu zaman da bunlarla böyle açabiliyorsunuz. Güzel bir çanta modelimiz. Bu şekilde ipimizi kaydırarak sona kadar geliyoruz ve bunları e, çantamıza monte ediyoruz. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. E, takıldığınız yerlerde her zaman söylüyorum yorumlarda elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağım. E, videomu beğendiyseniz ve sizlere daha çok video yapabilmem için e, beğenileriniz çok önemli benim için e, beğeni butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarımız e, lütfen abone olurlarsa ücretsiz zaten kanalımıza abone olmak abone olursanız da mutlu olurum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.